Modern Kripto Para Programı'na hoş geldiniz. Ben Perihan Tanto, sevgili Ozan Kara bugün bizlerle. Ozan Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, tekrardan kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor. Neden? Çünkü yeni bir yükseliş, özellikle Ethereum tarafına baktığımızda all time high seviyesi test edilmiş ve yenilenmiş oldu. Bitcoin tarafında yeni bir atak var. 36 bin doların üzerine çıkmış oldu yeniden Bitcoin fiyatlamaları. En son Elon Musk'ın zaten işte biyografisine Bitcoin işareti koyması da birlikte Bitcoin tarafında bir yükseliş gördük ama o birazcık daha saman alevi gibiydi. Hı hı. Ama sanki bu bir miktar daha kalıcı bir hale geldi gibi görünüyor 36 bin doların üzerinde. Hı hı. Ne derseniz, tekrardan 40 bin dolar ve üzeri bir yolculuk başlar mı Bitcoin tarafından? Başlayabilir, çünkü evet, Elon Musk'ın bu Bitcoin yazısı bir anda işte çok sert fiyatlandı ve sonra tekrar bir geri çekilme yaşandı. Ama daha sonra pazartesi bu yeni sosyal medya akımında Clubhouse'da işte tekrardan Bitcoin'i destek vereceğini, yani Bitcoin'i geç keşfettiğini söylemesiyle beraber orada çok ciddi bir yine desteğiyle beraber fiyatlanma yaşadığını gördük. Şimdi aslında piyasaya baktığımızda biz hep şunu söylüyorduk. Yani piyasada çok olumsuz giden şeyler yok. İşte bir tarafta regülasyon haberleri var. İşte bu UST, Tether olabilir, KYC olabilir gibi gibi. Yani Amerikan devletinin nasıl bir tepki vereceği konusunda şüpheler vardı. Bu da 42 binlerde zaten çok iyi fiyatlanmış olan Bitcoin'i biraz geri gelmesine sebep oldu. Ama biz şunu hep söyledik, 30 bin üzerinde fiyatlanan ve oralarda kalıcı olması durumunda bu bütün kripto paralara yarayacaktı. Hı hı. Ve şu anda da çok güzel, böyle güçlü bir Bitcoin hareketini görüyoruz açıkçası. Bu cuma günkü gibi bir atak değil. Bizim yorumumuza göre biraz daha trend, yani uzun dönemli bir trendin de devam ettiğini gösteriyor. Peki buraya nasıl geldik, onu da söyleyelim. Buy crypto kelimesi Google'da geçtiğimiz hafta en çok aranan kelime olmuş. Şimdi buradaki bu kripto kelimesi çok önemli. Çünkü biz hep şunu görüyorduk. Buy Bitcoin, işte hani insanlar, yani buy crypto, kripto alımı ile ilgili Google'da aramalar yapılmış. Daha öncesinde hep Bitcoin ile ilgili aramaların çok olduğunu görüyorduk. Şimdi bunun kripto olması, Elon Musk'ın da her yeni kripto yatırımcısı gibi Bitcoin ile tanımlaması, açıkçası ben biraz daha Bitcoin'de evet 40 binlerin üzeri görülebilir ama bu yükselişin altcoin'e, yani güçlü bir Bitcoin'le altcoin'lerde bir rally'yi devam ettireceğini düşünüyorum Bitcoin cephesinde. Çünkü aslında birazcık daha insanların da bu konuya bakış açıları da değişmeye başladı. Tabii hani takip ettikleri, beğendikleri insanlar tarafından ya da diğer büyük kurumlar tarafından da aslında kabul görünce artık kripto paralar, bu da insanların hani finansal davranışına baktığımızda kripto paralara da bakış açısını değiştirmiş oluyor. Şimdi Ethereum tarafına geçecek olursak, Bitcoin uzun zamandır konuşuyorduk tabii, 20 bin dolar dolarlarla tarihi zirvesi var ve burayı kırarsa ne olur diyorduk ki ikiye katlayıp 40 bin doları gördü. Ama aynı şey mesela Ethereum için geçerli değildi. Hep bunu ifade ettiniz. Bitcoin'e göre daha ucuz olduğunu. Şimdi evet, yeni all time high seviyesi görüldü, gördü. En yüksek seviye diyoruz ama Bitcoin'le karşılaştırdığımızda sanki Ethereum'un daha uzun bir yolu varmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Çünkü 8 Şubat'ta bir dünyanın en büyük vadeli işlem opsiyon piyasası CME'de Ethereum bir kere listeli. Bu çok önemli bir haber. Burada ben çok yüksek hacimleri ilk başta beklemiyorum. Ama Bitcoin'deki gibi Ethereum'un da önemli bir majör coin olduğunu göstermesi açısından bence bu çok önemli. İkinci, diğer tarafta ise Ethereum 2.0'ın da gönderilen, yani yatırım alanı, yatırım olarak düşünürsek bunu, Ethereum 2.0 yatırımları da 4,5 milyar dolara gelmiş durumda. Bu da 3 milyon Ethereum. Yani 4,5 milyar dolar yatırım almış bir projenin nasıl bir fiyatlama geçireceği açıkçası önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama bu çok çok güçlü bir haber olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü buradaki 4,5 milyar dolar bildiğiniz bir girişim sermayesi gibi yanabilir. Yani eğer başarısız olursa sizin oradaki yatırımlarınız çöp olabilir. Ama bu da ona olan güveni gösteriyor. DeFi tarafında biliyorsunuz Ethereum'un asıl gücü 7.38, yani dolar olarak 30 milyar dolara yaklaşmış durumda ama DeFi tarafında da şu var, 7.38 milyon Ethereum'luk bir hacimden bahsediyoruz. Orada da çok ciddi bir hacim olduğunu görüyoruz ama Ethereum bazında baktığımızda da biraz daha yatay olduğunu görüyoruz. Bu da kuşkusuz işte o her zaman bahsettiğimiz fiillerin yüksekliği. Yani şu anki Ethereum eğer bu projesiyle, bu haliyle kalıyor olsaydı ben Ethereum'u uzun vadeli yatırımcısı ya da tavsiye ediyor olmazdım. Çünkü
Şu an Ethereum zaten sınırlarına ulaşmış durumda. Yani daha fazla büyüyemiyor, daha fazla ileri gidemiyor. Peki insanlar niye Ethereum'a yatırım yapıyor? 2.0 için yatırım yapıyor. Burada ölçeklenmeyle beraber artık bambaşka bir döneme girmiş olacağız. Ciddi anlamda merkezi otorite finans kuruluşlarının sarsıldığını ve merkeziyetsiz tarafta çok daha ciddi uygulamaların geliştiğini göreceğimize inanıyorum. Yani burada regülasyon haberlerinde KYC tarafında biraz rafa kaldırılmasıyla beraber de Ethereum'la Bitcoin'in güçlü devam etmesi açıkçası bence şu dönem için konuşulacak tarafta altcoin olduğunu altını çizmem gerekiyor. Şimdi o zaman hemen birazcık altcoin'lerden de konuşalım. Hı-hı. Polkadot mesela Ethereum'da Kore'le gidiyor, hı-hı, diyebilir miyiz? Burada yeni, hı-hı, bir rekor bekliyor musunuz peki? Şimdi Ethereum'un fiyatlanmasıyla Polkadot'un fiyatlanması aynı temel şeye dayanıyor. O da nedir? Hı-hı. Merkeziyetsiz finans çözümleri. Şimdi biz tabii işimiz gereği sürekli araştırma yapıyoruz. Çeşitli platformlara giriyoruz. Orada işte denemeler yapıyoruz. Nasıl işliyor, nasıl bir ekosistem var diye. Benim bir araştırmaya dayalı değil, yani kantitatif bir araştırmaya dayalı değil ama Polkadot çok fazla karşıma çıkmaya başladı. İşte nedir bu? Polkadot temelli merkeziyetsiz bir borsa kuruluyor. İşte Polkadot temelli fiyatların, o linke benzer yapıların kurulmaya başladığını görüyoruz. Polkadot'ta çok ciddi inşalar başlamış durumda ve Ethereum'a çok ciddi rakip olma yolunda ilerliyor. Şimdi Polkadot şu an en büyük 5. kripto para ki çok gerilerden buralara geldi. Hı hı. Fiyat olarak bize yukarıda gelebilir ama daha gidecek açıkçası çok yolu var gibi duruyor. Peki burada sadece Polkadot'tan bahsetmek doğru olur? Hayır, olmaz. Çünkü Polkadot'un rakibi işte Avalanche platformunun coin'i AVAX, diğer tarafta Algorand, Algo. Bunları da tartışmak gerekiyor. Bu dönemde bence en önümüzdeki dönemde en büyük fiyatlanmalar buradaki bu tarz böyle DeFi destekleyicisi kripto paralarda olacağını düşünüyoruz. Çünkü Ethereum dediğimiz gibi fiillerin high yapması, orada artık uygulama geliştirmenin zor olması ve yeni girişimlerin Ethereum'u değil de işte Polkadot'u tercih etmesi, Avalanche tercih etmesiyle mutlaka Ethereum'dan güç alacaklardır. Ben o riski de minimize etmek için hem Ethereum riskini hem DeFi riskini de minimize etmek için Polkadot ve AVAX'ı da mutlaka takip alırdım. Bize 17-31 dolarlar çok yüksek gelmesin. Hı. Orada çok ciddi potansiyeli devam ettiğinde söylemekte fayda var. Evet, şimdi siz zaten ekranlarda görüyorsunuz bu arada, haftalık getirilerimiz de ekranlarda. Şimdi diğer taraftan Litecoin tarafını da konuşmakta fayda var. Neden? Çünkü orada aslında dalgalı bir seyir olduğunu görüyoruz. Artık bu zaten kripto paraların genel özelliği olarak yatırımcıları da bu duruma alıştı. Hı. Yani burada volatilite yüksek. Siz ne demiştiniz? Kalbi olan girmesin. Evet. Değil mi? Peki Litecoin için ne dersiniz? Çünkü geçtiğimiz günlerde 185 doları görmüştü. Tekrardan test edebilir, hı-hı, mi sizce? Edebilir, çünkü Litecoin'de biz şunu görüyoruz. Litecoin'de korele oldu. Yani takip ettiği kripto para Bitcoin. Onu da ekleyelim ama Litecoin'deki asıl beklenti Flare Network'ün geliştirdiği altyapıyla Litecoin'de artık DeFi platformlarında kullanılacak olması. Ya aslında hani genel olarak özetleyecek olursak da sürekli bir DeFi'nin altını hep çiziyoruz. Yani her bir şeyde DeFi'yi mutlaka oraya koyuyoruz. Ve DeFi ile entegrasyonu olan DeFi projelerinde ben de varım diyen kripto paralarda her zaman açıkçası umut ve yukarı doğru gidişatın devam edeceğini düşünüyoruz. Litecoin'de bunlardan bir tanesi olabilir. Flare Network'ün sağladığı altyapıyla beraber. Çünkü biz Ripple'da şunu görmüştük. Ripple'da işte Flare Network airdrop'u ile beraber çok ciddi bir fiyatlanma yaşamıştı. Sonra işte davalardan dolayı da biraz fiyatlarda geri çekilme görmüştük. Şimdi Litecoin'de bunun daha fiyatlanmadığını görüyoruz. Eğer güçlü bir Bitcoin devam ederse Litecoin'deki fiyatlanmaların o rekor 185, yani yakın rekor diyelim, 185 dolarları geçebilecek bir potansiyele sahip. Teknoloji olarak beni etkiliyor mu, etkilemiyor. Eski bir teknoloji, Bitcoin'in aynı teknolojiyi kullanan bir kripto para. Çok uzun vadeli düşünür müyüm? Ben düşünmem. Ama kısa vadede hem bu kullanımın artması hem de hala ana kripto paralardan biri olması çok böyle 2-3 senelik bir dönemde değil ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Litecoin'de çok ciddi bir fiyatlanma yaşayabiliriz. Onu da mutlaka mercek altına almak gerekiyor, takibini yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bana en çok gelen soru, ya Peri alalım biraz işte Ozan Bey'e, Beste Hanım'a aslında gelecek vadeden ya da onların beğendiği ve böyle hareketini
hiç başlamamış, biraz altcoin'lerde neler, hangilerini takip ediyorlar diye sorar mısınız? Çok soru geliyor. Şimdi yine böyle bir soru geldiği evet. için tekrar hatırladım ve ben de tabii ki siz yatırım tavsiyesi vermiyorsunuz. Hı. Yani aslında hiçbir işte hisse senetlerinde biz yine aynı şekilde TV'den yatırım Hı. tavsiyesi vermek zaten yasak ama mesela hani potansiyeli olan sizin izlediğiniz altcoin'ler var mı? Ya şunu söyleyeyim, tabii biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Kendi yatırımlarımızı ve bakış açımızla yorumluyoruz. Herkes kendi riski doğrultusunda çok yatırım zor. Kararlarını alması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi yani siz bir hisse yatırımcısınız, hele hele bir altın yatırımcısıysanız kripto paralarda biraz böyle ufak başlayıp yani nasıl bir hareket ediyor ona bakıp hı hı. ondan sonra biraz daha geliştirmekte fayda var. Yani şuna kapılmamak gerekiyor. Konuyu açtığın için söylemek isterim. Ya işte Ethereum 6 kat artmış. Ya biz altın değil de Ethereum alsaydık biz de keşke 6 kat kazansaydık. Evet doğru ama Ethereum bu 6 kata gelene kadar belki pozisyonunuzu kaç kere bozacaktınız. Yani ya da stop olacaktınız. Ya da stop olacaktınız, stop koyarsanız. Yani oradaki ekosistem biraz daha farklı. Kesinlikle güvensiz, çok riskli anlamında söylemiyorum. Ama biraz böyle alıştıra alıştıra, kendi psikolojinizle doğru orantılı olarak bakıp buna göre değerlendirmekte fayda var. Ben açıkçası bu DeFi, işte Ethereum, Bitcoin, Litecoin bu ekosistemin dışında daha fiyatlanmamış böyle ve çok ciddi bir potansiyel olan başka bir kripto para görüyorum. O da Basic Attention Token. Neden? Hmm. Basic Attention Token nedir? Bilmeyenler için hızlıca bir özetleyelim. Bildiğiniz bu bizim kullandığımız web tarayıcıları gibi bir tarayıcısı olan ve bu tarayıcıları kullandıkça kullanıcılarına bat hediye eden bir sistem var. Burada yıkmaya çalıştığı teknoloji şu, reklam. Yani dijital reklam sektörünü distrap etmeye çalışıyor. Şimdi bunu başarabilirse biliyoruz ki şu an dünyanın en büyük şirketleri aslında dijital reklam şirketleri. Facebook, Google gibi firmalar. Bunları resmen tehdit eden ve ben buradaki o büyük yapıları karşıma alabilecek teknolojiye sahip diyen bir kripto para. Önümüzdeki dönemde şu an BAT'ın kullanılmamasının nedeni şu, Ethereum fiilleri. Biz dönüyoruz, dolaşıyoruz, yine Ethereum fiillerine geliyoruz. Geliyoruz. Çünkü sizin BAT'ta aldığınız ödüller o kadar yüksek değil ve hepsi Ethereum fiillerine gidiyor. Yani bir anlam ifade etmiyor şu an sizin BraveNet tarayıcıyı kullanmanız. Ama ileride Ethereum'un ölçeklenmesiyle beraber çok çok ciddi bir potansiyeli var. Burada şu an aylık 25 milyon aktif kullanıcıları var ki bu kripto paralar için de çok önemli bir sayı ve önümüzdeki yıl içinde de bunu 200 milyon kullanıcıya çıkarma hedefleri var. Hala aktif, çok ciddi geliştirmeler yapıyorlar ve çok ciddi de bir kullanıcı kitlesi var ama fiyatlarda biz bunun etkisini tam olarak işte BAT'ta fiyatlandı, hak ettiği yer burası diyemiyoruz açıkçası. O yüzden belki bundan sonraki süreçte hani takip edilebilecek ya da uzun vadeli hani kenara koyayım bir takibe başlayayım diyebilecek belki de altcoin'lerden birisi Aynen. olabilir. Şimdi diğer taraftan biz Amazon bilançosunu aldık ama başka bir haberini daha aldık. CEO'sunun değişeceği haberini aldık. Evet, evet Bezos aslında istifa etmiyor, icra kuruluna geçecek. Hı-hı. CEO'luk görevini de böylelikle bırakacak. Hı-hı. Şimdi bizim için oldukça yakından takip ettiğimiz bir CEO'luk görevi bu. Şimdi yerine de Andy Jassy geliyor ama mesela kripto paralar ve blockchain'e yaklaşımı nasıl? Bir araştırma yapmışsınızdır hemen diye düşünüyorum. Evet. Bu aslında artık Amazon o kadar çok büyüdü ki nasıl Amerikan başkanı değişiyor, hiç kripto paralarla belki alakası yok ama nasıl bakacak, nasıl diye, bakacak diye bir merak ediyoruz. Bence şu anki Amazon'un CEO'su da aynı değerde. Çok yakın mı? Çok ciddi böyle bir söylemleri var mı? Daha yok. Ama AWS'nin yani Amazon'un bulut servisinin CEO'su olması bu teknolojiye çok da yabancı olmadığını. Hı. Hatta geçtiğimiz dönemlerde 2017-2018 yıllarında ya biz de AWS üzerinde bir blockchain sistemi geliştirsek mi diye önerilerinin olduğunu. Kesinlikle blockchain'e uzak değiliz ama şu an popüler diye de hani çok da hemen yatırım yapalım da değiliz gibi düşünüyor. Ama ben açıkçası o tarafta Amazon tarafında hazır bu kripto paralar blok zincir tarafı yükselirken Andy Jassy'nin de bir perakende kökenli değil tam olarak bu bulut teknolojiler kökenli olmasından dolayı orada bir atak bekliyorum. Ama bu beklenti kendisinin çok net bir ifadesi yok ama bence bundan sonra böyle Andy Jassy'yi ben bir Twitter'da takip edip attığı tweetleri yakın markaja alacağımı çok rahat söyleyebilirim. Çünkü oradan ben açıkçası böyle bir tweetle bir haberle kriptolarda bir
fiyatlanmanın yaşanabileceğini bekliyorum. Bakınız diyorsunuz Elon Musk örneği gibi. Evet, aynen öyle. O yüzden bu isimlerin hakikaten kripto paralardaki düşünceleri de fiyatlar üzerinde oldukça etkili. Hı hı. Sevgili Ozan Kara çok teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın ve vaktimizin sonuna gelmiş olduk efendim. Yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.